Herkese merhabalar. Bugün Tokat'tayız. Tokat hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum ve Tokat'la ilgili bazı yapılar yapmak istiyorum. Şu anda Tokat'ın en can alıcı noktasında bulunuyoruz. Sulu Sokak denilen bölgede ve Sulu Sokak bölgesinde hemen yan tarafta Tokat'ın şehir müzesini görmek mümkün. Şehir müzesine gittiğinizde bir şehre ait her şeyi görebilirsiniz. Etnografik eserlerden sanat ve zanaatkarlığa kadar her şeyi görmek mümkün. Hemen onun yan tarafında bakın. Arkeoloji Müzesi de bulunmakta. Zaten Arkeoloji Müzesi'nde altta tarafında Tokat Kalesi'ni görebiliyoruz. Aslında Tokat'ın çevresine baktığımız zaman yaklaşık bir 8000 yıl tarihi var. Fakat biz daha gerçekçi bir anlamda baktığımız zaman bu şehre yaklaşık 9 km mesafede bir yerleşim yeri var. Ve o yerleşim yerindeki bazı kaynaklarda yaklaşık 5000 yıllık bir tarih olduğu anlatılır. Yani kalkolitik döneme kadar giden bir iz var. Fakat ondan sonrasında Hattiler, Hititler, Persler, sonrasında İskender'in hakim olduğu bir nokta ve sonrasında da Pontus Krallığı M.Ö. 300'lü yıllar ile yaklaşık 66'lı yıllara kadar izlerini sürdürmüş bu bölgede. Ta ki Roma'ya kadar. Evet, Tokat'ta çok önemli bir olay var. Hani o meşhur Zile Savaşı var ya, hani o meşhur Julius Caesar'ın geldiği. Burada da şöyle bir durum vardır. Bu bölge Pontus Krallığı'nın egemenliği altında ve Romalılar bu bölgeyi de ele geçirmek istiyorlar. Fakat bu bölgeye geldiklerinde Romalı askerler, Pontus Krallığı bu Romalı askerleri yeniyor bir şekilde. Sonrasında Julius Caesar bu yenilgiyi çok fazla kabullenemiyor ve ordusuyla buraya geldiğinde, Zile'ye geldiğinde bir savaş oluyor Pontus Krallığı'yla. Ve bu savaş sonrasında Roma bölgenin hakimi oluyor. Bu savaş sonrasında Julius Caesar, Veni, Vidi, Vici, geldim, gördüm ve yendim diyerek Tokat'ın zaferini bu meşhur ifadeyle dile getirmiş oluyor. Roma döneminden sonra burada bir Danışment Beyliği'nin yönetimi söz konusu. Özellikle 11. yüzyılla birlikte Danışment Gazi'nin önderliği altında burada Niksar merkezi bir devlet kuruluyor. Danışment Gazi'den sonra Selçuklu bu bölgede hakim olduktan sonra Osmanlı ve son olarak da Cumhuriyet dönemiyle burada yerleşim devam etmiş. Açıkçası Tokat'la ilgili bazı araştırmalara baktığım zaman bu bölgede dikkatimi çeken önemli şeylerden birisi o Tokat'ın meşhur sanat ve zanaatkarlığı. Burada en dikkat çekici özelliklerden birisi Tokat seramiği. Evet, seramik dediğimiz aklımıza Çin'i gelebilir. Kütahya Çinisi, Çanakkale seramiği, efendim İznik seramiği aklımıza gelebilir. Fakat Tokat da bu noktada önemli bir fay sahibiydi. Bir diğer önemli sanat ise Tokat yazmaları. Hani o meşhur eşarbın bir diğer ismi vardır ya, yazma. Yaklaşık 700 yıl boyunca bu yazma sanatı burada devam etti. Başka zanaatlere bakacak olursak demircilik, gümüşçilik, bakırcılık da özellikle Osmanlı'da 16, 17 ve 18. yüzyılda yoğun bir şekilde burada görülmüş idi. Bu da dikkat çekici. Bakın Tokat Kalesi hemen karşımızda. O Tokat Kalesi hakkında şunu söylemek lazım. Roma döneminde surlarla çevrilmiş bir kale ve Tokat ismiyle ilgili pek çok farklı rivayet var. Birisi şu, burada rivayet tabii ki bu ama hani çok fazla at var, tok at. Yani aç değil de tok at çok fazla olduğu için bölgede de yoğun bir şekilde tarım var. Buradan geldiği ifade edilir. Fakat gerçekçi anlamda bakacak olursak şehrin etrafında dağlar var. Oldukça korunaklı. Kalede etrafı çok güzel bir şekilde surlarla çevrilmiş. Surlarla çevrili, korunaklı alan anlamında da Tokat isminin geldiğini varsayabiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bu da dikkat çekici bir durum. Benim en beğendiğim eserlerden biri Anadolu'da kesinlikle medreselerdir. Tokat'ta çok özel medrese var. Aslında bu medreseden iki tane var. Yağıbasan medreseleri demek daha doğru. Birisi Niksar'da, bir diğeri de şu an hemen yanı başında bulunuyorum. Bakın hemen bu tarafa döndüğümüz zaman Tokat'ı Yağıbasan medresesini görmek mümkün. 1151-1152 yılları arasında yapılan medresenin çok büyük bir özelliği var. Genellikle biz Anadolu'da pek çok çeşitli medreseler görürüz. Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da, Erzurum'da ve bu medreseler genellikle açık avlulu medreselerdir. Yani ortası açıktır. Fakat buraya baktığımız zaman bakın ortada bir kubbemsi bir yapı var. Anadolu'da kapalı avlulu medrese şeklinde yapılan ilk örneklerden birisini burada görüyoruz. Tokat Yağıbasan Medresesi. Hemen bu açıdan baktığımız zaman da muhteşem Tokat ortamını görmek mümkün. Evet.